Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi üzerine söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. Bakanlık bütçesi 2024 yılı için 334 milyar 349 milyon TL olarak belirlenmiş. Bu da bütün bütçenin içinde 1/3 olarak geliyor ki bu da çok yetersiz. Türkiye'de sosyal yardım yapan kurumlar sadece bakanlıkla sınırlı değil. Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu, illerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakfı, belediyelerin sosyal yardımları. Bu kadar yapı yetmezmiş gibi bir de biz Aile ve Gençlik Fonu'nu sayenizde oluşturduk ve siz burada onay verdiniz bu fona. Bu kadar çoklu bir yapının acilen tek merkezden organize edilmesi gerekmektedir. Çünkü yardımlarda mükerrerlik doğurmakta, yardım yapılan aile sayısı tam olarak belirlenememektedir. Toplumun yarısından fazlası açlık ve yoksulluk sınırının altındaki 11.400 liralık asgari ücretle geçinmekte. 2022 yılında sosyal yardımlardan toplam 4,5 milyon hane yararlanmış. Bir haneyi 4 kişi olarak alırsak aşağı yukarı 20 milyona yakın insanımız yoksullukla mücadele etmektedir. 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde sosyal yardım alan hane sayımız 1 milyon iken bunlara yapılan yardım 1.3 milyar TL iken 23 yılında 4,5 milyon haneye harcanan rakam 258,5 milyar olmuş. Bu rakam 2024 bütçesinde tüm sosyal yardımlarla 497 milyara gelmiştir. Burada bütçe rakamının 2023'ten 2024'de %100 artmasının en büyük nedeni olarak da yerel seçimlerin geliyor olması olarak görmekteyim. AKP iktidarınızın sosyal politikası yoksulluğu aşmak değil, idare etmek, muhtaç bırakmak ve bunu da her zamanki gibi siyasi olarak kullanmak. Seçim öncesi dağıt, seçim sonrası süründür. Düsturunu kullanıyorsunuz. Bakanlığınız yoksulluğun ve yaptığı yardımların artmasıyla övünmekte. Yoksulluk yardımı övünülecek bir konu değildir. Siz yoksulluğu azaltırsanız övünebilirsiniz. Bir de aile birliğinden bahsediyoruz. Fakat ne yazık ki TV'lerde, televizyonlarda ahlaksız dizileri, hırsızlığı, mafyayı, çok eşliliği, kırdığı, dövdüğü, silahı meşrulaştıran dizi ve filmleri göstererek aile ve toplum birliğinin bozulmasına sebep oluyorsunuz. Eğitim sistemimizi 4+4+4 yaparak kız çocuklarımızı eğitimden uzaklaştırdınız. Kadınları sosyal ve çalışma hayatından uzaklaştırarak onların daha fazla doğum yapmasını ve evlere kapanmasını desteklediniz. Kadınlarımızın 1/3 işsiz, 4 gencimizden biri işsiz. Türkiye'de en zengin %20'lik kesim gelirin %48'ini alırken en yoksul %20'lik kesimde gelirin sadece %6'sını alabiliyor. Yoksulluğu bitirmeniz için özellikle kadınlarımıza ve gençlerimize istihdam alanı yaratmalısınız. Ülkemizin 8,5 milyona yakın 65 yaş üstü nüfusa sahip. Bu vatandaşlarımızın en az %90'ının bir kronik hastalığı bulunmaktadır. Bu yaşlı nüfus diğer nüfusa göre daha çok yoksul ve özellikle kadın yaşlılarımız erkeklere göre daha da yoksuldur. Huzur evi ve yaşlı bakım merkezlerimiz bu yaşlı nüfusa hizmet vermekte maalesef ki yetersiz kalmakta. Çünkü bakanlığa bağlı 169 huzur evimiz ve 18.000 yatak kapasitemiz var. Özelde 266 huzur evi ve yine 18.000 yatak ve belediyelere bağlı da 3.000 yatak mevcut. Tekirdağ'da yaklaşık 108.000 yaşlımıza karşılık 650 yatak kapasitesine sahip huzur evleri var. Bu da kapasitenin ne kadar düşük olduğunu ve yaşlılarımıza hükümet olarak sahip çıkamadığınızı göstermektedir. Tekirdağ
tamamlayın lütfen Sayın Yonter. Tekirdağ'daki Süleymanpaşa Huzurevi deprem tehlikesi nedeniyle acilen boşaltılarak yaşlılarımız Malkara'da kapasitesi full dolu olan huzurevine gönderildi. Ama bakım merkezi halen öyle yıkılmadan beklemekte. Engelli bireylerin istatistiki bilgileri en son 2011 yılında yapılmış. Bu da nüfus ve konut araştırması ile yapılmış ve buna göre de 4 milyon 876 bin engelli vatandaşımız var. TÜİK verilerine göre 10 milyona yakın engelli vatandaşımız var. Engelli Sağlık Kurulu raporuna göre ise 3 milyon 40 bin engelli kaydı bulunmakta. Ne kadar acı. 3 farklı kurum, 3 farklı sonuç. Elimizde gerçek veri maalesef ki yok. 20 Şubat 2019 yılında yayınlanan yönetmelik ile engellilik düzeyi evet hayır ibaresiyle belirtilirken sonrasında lütfen selamlayın Yontar. Kısmi bağımlı, bağımsız ibaresine dönünce çok sayıda raporun engellilik oranında değişiklik olmuş. Bu da ciddi mağduriyetler yaratmış. 50 kişinin üzerinde çalışan özel sektörde %3, kamuda %4 engelli çalıştırma kotası bulunmasına rağmen Türkiye'de engellilerin sadece 1 milyonu istihdam edilmekte. Denetim ve yaptırım maalesef ki yok. Engelli vatandaşlarımız ücretleri SGK kapsamından çıkartıldı, sosyal yardımlaşma hakkına devredildi. Engelli aylıkları hak temelinden muhtaçlık temeline geçişe zemin oluşturdu. Asgari ücretin 1/4'ünü almakta engelli vatandaşımız. Bu aylıkların bakanlık tarafından acilen değiştirilmesi, düzeltilmesini talep etmekteyiz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi grubumu da cani gönülden tebrik ediyorum.